Peki hareketsiz yaşamın da zararı o, var mı? O da çok ciddi bir problem. O da yani çağımızın bir problemi. Tabii ki yani her şey elimizin altında, her şey giderken arabaya gidiyorsun, işte asansörle çıkıyorsun. Yani özel olarak spor yapmazsan ve özel olarak uğraşmazsan ciddi bir hareketsizlik durumu söz konusu. Yani bu da işte bunu biliyorsunuz, sonuçta kilo almada en önemli şartlardan bir tanesi bu. Zaten kilo söylemiyorum, kilo aldığımız zaman işte bütün kalp hastalıkları, kanserler, bütün sağlık problemleri başlıyor. Çok ciddi bir sağlık problemi. Onun için işte bazı besinlerden hani uzak duracağımız gibi, böyle evet, şeker ve ekmek gibi, beyaz ekmek gibi besinlerden uzak duracağımız gibi spor da yapmamız lazım. Yani her türlü spor makbulümüzdür. İşte yürüyüş olsun, en basitinde düz yürüyüş, hafif koşu, işte yüzme, buna mesela çok da spor var. Ama futbol oynayabilirsin, tenis oynayabilirsin, basketbol, voleybol, ne geliyorsa. Yani her türlü spor, yani evde spor yap, koşu bandı olsun, şu olsun, ne olursa olsun yeter ki spor yapalım, hareket edelim yani. Yani bunu da günlük böyle bir saat en azından yapalım. Düzden hocam, tabii tüm dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçtik. Az önce konuşmanızda da belirttiniz, işte pandemi döneminde, korona günlerinde hareketsiz bir süreç geçirdik. Evlerimizdeydik, kilo aldık. Yani, görüyorum ya, ben bile aldım yani. Ben bile ortada dikkat ediyorum, ben bile 2-3 kilo aldım. Yani işte bu arada spor yapamayınca. Tabii o hareketsiz dönem şimdi biraz daha işte evet, kontrollü yaşamda. Hayatımızda biraz daha işte düzene girmeye başladı. Tabii burada 60-65 yaş üstü izleyenlerimize de evet, maalesef, mesajlar maalesef verelim. O süreci evet, çok sıkıntılı yaşadılar. Çok sıkıntılı. Ellerinde çok sıkıntılılar. Evet. Ve sağlık olarak da ciddi sağlık sıkıntıları sorunlar da yaşandı. Ama işte koronada yani yapmak gerekiyordu o dönem. Koronada hakikaten ciddi bir sağlık problemi. Şimdi bazı insanlar inanmıyorlar korona neymiş, yokmuş falan gibi. Tabii başımıza gelmeyince çok ciddiye almıyoruz maalesef konuları. İddialar var böyle, gereksiz yanlış bilgiler dolaşıyor evet, olsak da aslında korona ciddi bir sağlık problemi. Yani salgın döneminde çok yoğun olduğu dönemlerde ölüm oranları çok şeyde biliyor. Yani Türkiye Allah'tan yani çok böyle çok sıkıntılı bir şeye girmedik. Yani Türkiye'nin kendine özel altyapısı vardı, böyle özel hastaneler çoktu, işte evet, respirator sayısı çoktu. Hastane miktarı... Sizler gibi başarılı hekimlerimiz vardı. Çoktu, hemşire, yani doktorlar zaten hepsi özverili. Yani çok biz kötü atlatmadık ama bazı ülkeler işte İtalya, İspanya, işte evet, Brezilya, Amerika, işte Kazakistan... Cenazeler caddelerde, sokaklardaydı. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü yani biz işte o dönem tabii onların yaş oranları biraz daha fazlaydı Ali Rıza Hocam. Yaş oranları biraz daha yüksekti. Hasta kadar çok yok mesela Türkiye'de hasta oranları şu anda Türkiye'de İstanbul'da sadece 160 tane hasta var. Evet. Yani Almanya'nın İngiltere'nin toplamının tut daha fazladır oran. Yani bizim kendimize özel bir sağlık programımız var. Hani belki eleştirilir bile hani çoktur, şudur, budur falan ama bu koronada çok işe yaradığı bir iş. Çok, onun için çok böyle sıkıntı yaşamadan atlattık. Peki 65 yaş ve 60 yaş üstü olan da şu anda evlerinden dışarıya çıkan izleyenlerimiz, büyüklerimiz hareketsiz bir yaşamdan çıktılar dedik ya, neler yapsınlar? Allah işte yavaş yavaş başlasınlar, hızlı. Hemen hızlı spora girmesine, evet, düz yürüyüşte. Çünkü şunu da duyuyoruz Ali Rıza Hocam, böyle spor yapanlar işte ani kalp krizi geçirdiklerini de biliyoruz. Mesela bir futbolda oynanırken genç bir kardeşimizi kaybetmiştik. Evet evet, yani yani ben de mesela şimdi hemen 3 ay oynayamadım, spor yapmadım. Ondan sonra başlayınca bir de kaslı yırtık oldu mesela. Yani bu kasım tembelleşiyor. Bir şey alışma dönemi oluyor. Onun için bir de merhaba değil de yavaş yavaş başlamak lazım. Neden yapsınlar? Mesela merdivenden iniş çıksın. Tabii mesela gün içindeyken asosyalı binmesinler. Evet. İşleri yakınsa evlerine yürüyerek gidip gelsinler. Eğer emekliyse çalışıyorsa her gün böyle bir saat, iki saat hafif yürüyüşler. Daha sonradan belki daha tempolu yürüyüşler ve koşulara başlanabilir. İlk başta böyle çok zorlamamak lazım. İşte kısa yürüyüşler, kısa mesafeli yürüyüşler yaptılar. Spor aletleri var. Onlar da yavaş böyle yavaş yavaş başlayarak daha sonradan da böyle bir ay içerisinde de onu daha çok artırabilirler.
Tabii tüm belediyeler mesela parklar... Tabii, her yerde var, her yerde var. Artık imkanlar yani, var. Sahiller bomboş. Tabii, evet. İstediği kadar böyle sahile gelsinler ya da işte sitede oturacağı sitenin kendi yerinde var. Eğer yok ise, yani yer çok, ormanlar var, yani çevrede var, sahiller var. Yani yürüyüş yapsınlar diyorsunuz. Kesinlikle. Kısa mesafede evet. Yürüyüş öneriyorsunuz. Evet, evet. Bir saat, böyle iki saat yürüyüş yapsınlar. Evet. Peki yine merak ettiğiniz soru Ali Rıza Hocam. Spor yapan insanlarda kalp krizi oranı nasıl? Yani şimdi kalp spor yapanlarda şey kalp krizi, yani çünkü sporda şöyle biliyorsunuz, çok, kalp çok hızlanıyor, evet. Tansiyon yükseliyor ve kalbin oksijen ihtiyacı artıyor. Eğer kalpte bir problem var ise, yani demin ki damar tıkanıklığı var ise ya da işte kalp kasları da doğuştan, demiştik ya doğuştan kalp hastalıkları, bazen doğuştan hipertrofik dediğimiz kalp hastalıkları oluyor. Kalp kası normale göre kalın oluyor evet. Ve o kanın aorttan çıkış yerini daraltabiliyor. Bu tür kişilerde mesela aneurizm oranları spor yapanlarda biraz daha fazla. Ama yani spor yapmak, bunun için yani spor yapmayalım diye bir şey değil. O yanlış bir şey. Böyle 35 yaşın üstündeki kişilerde hani spor yapanlarda ani ölümlerde hani kalp krizleri bir sebep olarak gösterilebilir ama yine de spor yapmamız lazım. Hani spor yapıyoruz o çünkü çok nadir gözüken bir şeydi böyle 30 yaşında 20 yaşında kalp krizleri. Bir hastanız sonrasında maraton yarışlara katılmıştı da. Evet evet. Ödül almıştı, ödülü evet, destek evet. Getirmişti. Evet evet. Yani spor. Onu paylaşalım mı izleyenlerimizle o hastamızın öyküsünü? Tabii işte bir, o da 43 yaşındaydı ahmet ettiğimiz zaman. Kalp kiloluydu, çok şey tabii. Sigara içiyordu, kiloluydu, işte sedanter bir hayattı falan. Sonra işte böyle bypass'tan sonra işte konuştuk işte şöyle yaparız, böyle yaparız. O da çok uyumlu bir hastaydı. O zaman zayıfladı işte spora başladı. Bundan sonra koşmalara, maratonlara başladı. Ve sonra da bayağı ödül falan aldı yani. Ödül almıştı, sizinle de paylaşmıştı yani, orada. Spor onun için iyidir yani, çekinmiyorum yani. Yani kalp rahatsızlığı geçiren hastalarımız sonradan da spor yapabilir. Ya, tabii ki tabii ki. Yani ama ben çok ağır spor. Yani gidip de maraton koşma. Yani illa da herkes maraton koşacak diye bir şey yok. Düz koş. Yürüyüş yap. Bir saat. Yürüyüş yap. Bir saat hafif koş yani. İlla da aşırı koşmaya da çok gerek yok. Gidip de halter falan kalkma. Vücuda çok yani yüklenmemek şey, gerek yok. Bir anlamı yok zaten. Evet gerek yok. Evet kalp sağlığımızı korumamız için 3 önemli mesajımızı aldık Ali Rıza Hocam'dan. İşte obeziteden de uzak duracaksın, sigaradan uzak duracaksın, stresle çok fazla baş etmeyi öğreneceksiniz. Evet baş etmeyi öğreneceksiniz dedi. Bunlar çok önemli dipnotlardı. Evet, evet, evet. Ve sonra bu sağlıklı bir yaşam için de en önemli mesajlardı bunlar. Evet. Evet, peki kalp ameliyatı olan bir kişi